Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bir evvelki dersimizde abdestin farzlarından bahsetmiş idik. Bugün de nasip olursa sünnetlerinden devam edeceğiz. Geçmiş dersi kısaca özetlemek gerekirse Demiştik ki abdestin farzları üç uzvun yıkanması bir uzvun da mesedilmesiydi. Yıkanması farz olan uzuvlar yüz, eller ve ayaklar mesedilmesi farz olan uzuv ise baş idi. Tabi yıkama neydi? Bir de bu konuya temas edilmiş idi. Kısaca onu da hatırlayacak olursak. Yıkama suyun uzuv üzerinde akıtılması. Ancak akıtılan suyun uzuvdan damlaması şart mıdır değil midir? bu noktada imam mezhep imamlarımız açısından görüş farklılığı vardı. İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre suyu uzuv üzerinde akıtmak yeterli velev ki ondan herhangi bir damla gelmesin. Ancak İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed Rahimullah'a göre ise illaki bir veya iki damlanın damlaması şart olduğu ifade edilmiş. Tabii bu görüş ayrılığın semeresi nerede ortaya çıkıyordu? Kar veya buz emsali bir şeye kişi abdest uzuvlarını sürse ve böylece eli, yüzü ve ayakları ıslansa ancak herhangi bir damlama söz konusu olmasa bu kişinin abdesti olur mu olmaz mı? İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre olur. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam, Ebu, İmam Muhammed'e göre bu kişinin abdestinin olmayacağı beyan edilmişti. Tabi ibadet konularında ihtiyatla hareket etmek her zaman için güzel olduğundan dolayı bu noktada da tercihe şayan olan Tarafeynin görüşü yani İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed rahimullah Rahimahumullah'ın görüşleridir. Meshetmekten kastedilen neydi? Meshetmek o uzvun ıslanmasıydı. Bu ıslanmada illaki elin temas etme şartı yoktur. Hatta bundan dolayı yağmur altında kişinin başı ıslansa, bu kişi elini velev ki başına temas ettirmese de bunun mesti yerine gelir denmişti. Tabi bu konuları irdelerken bir de yıkanılacak uzuvların miktarları meselesi ele alınmış. Ee, i̇şte yüzün miktarı neydi? Ellerin e, miktarı nedir? E, bir de başı mesettiğimiz zaman farz olan miktar ne kadardır? E, bu noktada bazı tartışmalar olmakla beraber Hanefi mezhebinde e, yüzde muvacihe diye tabir ettiğimiz yani bakıldığında müşahede edilen işte alın e, saç bitiminden başlayarak çene altına kadar olan bölüm ve iki yumuşak e, kulak yumuşağı arasında enlemesine iki kulak yumuşağı arasında olan bölümün yıkanmasının farziyetinden bahsedilmiş. Foveri'lerin yıkanılması farz mıdır, değil midir tartışması olmakla beraber tercih edilen görüşe göre o bölgenin de yıkanması gerekliydi. Ancak e, ağzı kapattığımız zaman İç kısımda kalan yani dudağımızın iç kısmının yıkanması abdeste farz değil. Dış kısmında kalanın ise yıkanması farzı. Başın mes'edilmesinde de miktar dörtte e, bir miktardı Hanefi mes'emine göre. E, bu miktardan daha aşağı olursa bu farziyet yerine gelmemiş olacaktı. E, bugün okuyacağımız bölümde ise Sünnenin Vudu başlığı altında abdestin sünnetleri nelerdir? Tabii bu sayılan sünnetlerin bir kısmı bazı kaynaklarımızda müstahap ve mendup şeklinde beyan edilmiş. Bazı kaynaklarımızda sünnet olarak beyan edilmiş. Bu da yeri geldikçe onlar hakkında da inşallah konuşacağız. Tabi burada farzların anlatıldı, sünnetlerine geçiliyor, vaciplerinden bahsedilmedi. Buradan da anlaşılacağı üzere abdestin vacibi yoktur. Hatırlarsanız geçen dersimizde vacip ile farz-ı iştihadi arasındaki farz e, farktan bahsetmiştik. Neydi bu fark? E, bir farzın itmamı ile alakalı. Yani bir farzın tamamıyla tamamlanmasıyla alakalı olan şeye farz-ı iştihadi denir yüzü yıkamak farz ama yüzün nin tespitinde eğer bir iştihat var ise bu farz-ı iştihadi olarak değerlendirilir. Keza başı mesetmek farz ama dörtte birini mesetmek farz-ı iştihadidir. Vacip ise delil açısından farz kadar kuvvetli olmamakla beraber yani ya vurudunda veyahut da o delilin o hükme delaletinde katiyet olmadığı olmamasından dolayı farz demiyoruz ve müstakil bir ibadet olması hasebiyle buna vacip deniyor abdeste de abdest içindeki uzuvlarla alakalı gerek yıkanmanın mahiyeti ve yıkanılacak olan yerlerle alakalı olması hasebiyle bunlar farzın itmamına talük ettiği için vacip kavramı kullanılmamakta belki farz kavramı kullanılmaktadır. Bir kısmı farzı katidir, bir kısmı ise farzı iştihadidir. Peki abdestin sünnetleri dedik. Sünnet nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın genelde yaptığı, teşvik ettiği, fiil veya davranışlara sünnet denir. Ee, bazen yapıp bazen yapmadıklarına ise mendup, müstahap ve edep e, şeklinde ifade edilir. Bazı kaynaklarda müstahap ve mendup arasında fark gözetilse de e, Hanefi usulcüleri e, bunlar arasında pek fark gözetmiyor. Bunların aynı olduğunu ifade etmektedir. Peki Bismillahirrahmanirrahim. Sünenut Tahareh. Abdestin sünnetleri bir numarada gassul yedeyn selasen kable idhalihma el inae izestey mütevaddiu min nevmihi. Abdest almak isteyen kimse uykusundan uyandığında ve ellerini suya, abdest alacak kaptaki suya girdirmeden önce ellerini üç kere yıkaması sünnettir. Peki bu ifadeye baktığımızda uyanmaktan bahsediyor. Bir de elleri suya ithal etmekten bahsediyor. Peki bir inse uyanmasa da yani uyku halinde olmasa normal gündüz bir vaktinde abdest alacak olsa ve günümüzde olduğu gibi musluktan abdest alsa, akarsudan abdest alsa yani bir kabı elini sokmasına ihtiyaç duymadan abdest alsa bu kişinin abdest öncesinde elleri yıkaması yine sünnet midir? El cevap sünnettir. Peki buradaki bu kayıtlar niçin gelmiştir? Ee, kayıtlar için genelde iki haysiyetten bahsedilir. İttifaki olan kayıtlar, itirazcı olan kayıtlar. Yani bazı kayıtlar vardır ki bir yerlerden sakındırma gayesiyle gelmiş. Bazı kayıtlarda e, ceffel kalem veya vakayı haber verebilme adına, mevcudu haber verebilme adına gelmiş olabilir. Buna bir örnek vermek gerekirse Kur'an-ı Kerim'de haram olan kişileri bahsederken yani bir erkeğin evlenmesi yasak olan kadınları nelerdir? Bunlar bahseder ki bunlara muharramat diyoruz. Nisa suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَرَبَعِبِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنْ اِلَىٰ اَخِرِ اللّٰهِ سَرَقَ اللّٰهُ Evlatlıklardan bahsediyor yani bir erkek bir bayanla evlenmiş olsa ve o bayanın bir başkasından olma kızı olsa bu kız üvey kız diye tabir ettiğimiz bu kız bu erkeğe mahrem midir? E, diyor ki kendisiyle cinsel münasebette bulunduğunuz eşlerinizin kızları e, ve bu kızlar da evlerinizde ise yani sizin evinizde bulunuyor ise bunlar da mahremdir. Peki evlerimizde bulunmuyor ise yani o e, koca o ki, koca o kızı kendi evinde tutmuyor ise dışarıda ise bu mahremiyet açısından bir etken midir? Deniyor ki fi hucurukum kaydı burada itirazi bir kayıt değil, vifaki bir kayıttır. Çünkü genel olarak e, kişi evlenmiş olduğu hanımın çocuklarını da kendi evinde tutar, onlara bakar. Dolayısıyla genelde böyle olduğu için, vaka böyle olduğu için Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde ifade edilmiştir. Yoksa buradan şu çıkartılmamalıdır. Demek ki evinde ise bu mahremdir ama evinde değilse mahrem değildir. Bu anlam çıkartılmamalı. Bu kayda kaydı ittifaki deniyor. Şu anda okumuş olduğumuz işte Gusül'e <laughs> değini selasen kable itihalih ma el ina yani su kabına elini ithal etmeden önce kaydı da buradaki kayıt gibi itirazı bir kayıt değil, ittifaki bir kayıttır. Buna göre her halükarda elleri yıkamanın sünnet olduğu e, gerek okumuş olduğumuz Kuduri kitabının şerhlerinde ve gerek diğer fıkıh kaynaklarda da açık bir şekilde beyan edilmiş. Ancak hadis-i şeriflerde bu şekilde gelmesinden dolayı ibarelere bu şekilde yansımıştır. E, bir de uyanan kimsenin elinin işte necasete bulaşmış olma ihtimalinin olup olmaması, işte affedersiniz avret bölgesini kaşımış olma ihtimali var, o bölgenin temiz olup olmama ihtimali var. Bundan dolayı elinin yıkanmasında daha şiddetlilik söz konusudur. Ki hakikatte eğer kişinin elinde necaset varsa o necaseti gidermesi sünnet değil farz olacaktır. Bu ayrı bir konu. Ama normal şartlarda kişi abdest almadan önce, abdest öncesinde elleri yıkaması sünnet olduğu ifade edilmiş. E, ve bu yıkamanın üçlenmesi yani üç kere yapılması da yine aynı şekilde sünnettir. Peki abdestin ikinci sünneti nedir? Ve tesmiyetullahi teala fi ibtidail vudu abdeste başlamadan önce besmele çekmek. Tabi eûzu e besmele çekmek e, kitaplarımızda genelde bu şekilde ifade edilmiş. Ee, ama Allah'ı anmak olarak işte la ilahe illallah demek, elhamdülillah demek veya eşhedü en la ilahe illallah gibi e, ifadelerle de bu sünneti kişinin yerine getirileceği El Muhit isimli eser ve bu emsal kitaplarda da beyan edilmiştir. Ama klasik bildiğimiz Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim diyerek de abdeste başlamak sünnettir. Ee, Yine bazı kaynaklarımızda bunun müstahap olduğu da ifade edilse de musannif e, bunun sünnet olduğunu tercih etmiş ve eksel alimler de bunun sünnet olduğunu beyan ederek bu şekilde e, kaynaklara geçmiştir. Peki abdest esnasında kişi abdestin öncesinde besmeleyi unutmuş olsa e, bu kişi sünneti yerine getirebilir mi? Deniyor ki hatırladığı anda abdestin içinde ise olsa bile bu kişi besmeleyi çeker, böylece bu sünneti yerine getirmiş olur diyor. Abdestin üçüncü sünneti ve misvak, misvak kullanmaktır. Ağız temizliği yapılırken, yani mazmaza yapılırken misvak kullanılması da Hanefi mezhebine göre sünnettir. Hatta bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte "Levla en eşukka ala ummeti la emertuhum bis-siwak e inde kulli vudu'in." ki Muvatta'da İmam Malik rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Eğer ümmetimin üzerine zor gelmesinden korkmasa idim, endişelenmeseydim her abdeste misvak kullanmalarını emrederdim. Bazı rivayetlerde her namaz için misvak kullanmasını emrederdim şeklinde bir hadis-i şerif. Dolayısıyla ağız temizliği İslam'ın önem verdiği bir mesele olmakla beraber ayrıca abdest esnasında da bunun yapılması sünnet olarak kabul edilmiştir. Tabii misvak dedi, diyoruz ama bu misvak nedir? Nasıl bir maddeden olmalıdır? Ee, ağza ve diş etlerine zarar vermeyecek her türlü ağaçtan olması caizdir. Ancak en faziletli olan e, arak denilen ağaç veya zeytin ağacı bunlarla yapılması. E, ama bunun haricinde e, başka yani dil et, diş etlerine zarar vermemek kaydıyla başka şeylerle başka türlü ağaçlarla da olması mümkündür. Bir de tabii e, sünnet üzere misvan kullanma şekli vardır. E, bu da işte baş parmak ve serçe parmağını yani bu kalemi misvak kabul edecek olursak misvan alt tarafını alacağız. Diğer parmaklarını da üst tarafa almak suretiyle a, mazmaza yaptığımızda yani ağzımıza su verdiğimizde diş temizliğini yapmamız. Peki misvan boyutu nedir? Yine sünnet üzere olan misvan boyutu. Ee, uzunluğu bir karış, ee, genişliği ise kalınlığı ise serçe parmağı kalınlığında olması şeklinde kitaplarımıza geçmiştir. Ee, ancak misvak kullanıldıkça eskiyecek eskiyen kısım kesilecek ve Dolayısıyla bir kısalma söz konusu olur bu kısalma sünnetlilikten çıkartır mı yine bu noktada kaynaklarımızda diyor ki ilk kullanım anında bir karış olmasıdır daha sonradan kullanıldıkça işte eskiyen kısmının kesilip atılmasıyla misvanı kısalması bu sünneti terk edilmesi anlamına gelmeyecektir bunu da beyan ettikten sonra tabi burada bir de şu da var misvakla kılınan namazın faziletine dair birçok hadis-i şerif vardır. Ancak Hanefi mezhebi bu hadis-i şerifleri abdesti misvak kullanarak alınan bir abdestle kılınan namazlar şeklinde yorumlamışlardır. Şafi mezhebine göre ise misvan sünnet olan mahalli namaza başlamak anındadır. Yani kişi namaza başlamadan önce ağız temizliği yapar, misvak kullanır ve bu şekilde namaza girer. Hanefi mezhebine göre ise abdest anında misvak kullanılır ve böylece bu kişi bu sünneti yerine getirmiş olur. Ancak i̇bn Humam Rahimullah diyor ki, Fetül Kadir isimli eserinde eğer kişi abdest alma esnasında misvak kullanmamış ise namaza durmadan önce misvak kullanmasıyla da bu sünneti yerine getirmiş olur Hanefi mezhebine göre. Hatta ihtiyaç saadetinde abdestte kullanmış olsa bile namazdan önce de misvak kullanmak e, yine e, bu fazileti elde etme açısından güzeldir. Ama tabi burada şöyle bir sıkıntı var diş etlerin kanama, kanama olayı. Eğer böyle bir sıkıntı varsa kişinin ağzında veya ağız yapısıyla alakalı, diş etleriyle alakalı o zaman tabi kan da Hanefi mezhebine göre abdesti bozacağından dolayı namaza girmeden önce kişinin ağzını kurcalaması, dişlerini kurcalaması doğru kabul edilmez. Çünkü abdestin bozulmasına etken olabilir. Abdestin üç, dördüncü sünneti vel mazmazatu mazmazadır. Vel istinşaku beşincisi istinşaktır. Mazmaza ağız temizliliği, istinşak burun temizliliği. Ee, ağza su almak, çalkalayıp boşaltmak buna mazmaza deniyor. Buruna su çekip ve burun temizliğini yapmak buna da istinşak deniyor. Bunlar abdeste sünnettir. Bunların üç kere yapılması da ayrı bir sünnettir. Yani mazmaza ve istinşakın kendisi sünnet olduğu gibi bunların e, özellikle mazmazada üç yeni su, istinşakta da üç yeni su ile yapılması da ayrı bir sünnet olarak yine kitaplarımızda e, geçmiştir. Sadece tek bir kişi bir avuç su alsa o bir avuç suyu işte üç kerede ağzına alarak mazmaza yapsa bu sünneti yerine getirmiş olur mu olmaz mı? Bu konuda farklı görüşler olsa da tercih edilen görüşe sünneti yerine getirmiş olur deniyor. Ama mazma, istinşaklı ise yani burun temizliğinde ise her defasında illaki yeni bir suyun olmasının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Abdestin altıncı sünneti nedir? Ve mesül üzünein kulaklara mesetmektir. Bu da Hanefi mezhebine göre başımızı meseddiğimiz zaman elimizi bir daha ikinci kez ıslatmadan başımıza temas etmeyen parmak uçlarımızda kulakların mesedilmesi şeklinde beyan ediliyor. Yani yeni bir su almaya gerek yoktur. Tabi bu konuda farklı görüşler olmakla beraber genelde kitabımızın da ifade ettiği üzere tercih edilen görüş bu Şerhte de bu şekilde beyan edilmiştir. Abdestin yedinci sünneti nedir? Ve tahlilü lihye sakalı hilallemektir. Sakalı hilallemek aynı zamanda e, parmakların arasını hilallemek ki bundan da e, bahsetmek gerekir. Abdestin sünnetleri olarak e, kitaplarda yerini bulmuş. Ancak bu noktada sakalı hilallemek sünnet midir, müstehap mıdır? yine imamlarımızdan yapılan nakilde İmam Ebu Yusuf Rahimullah'a göre sünnet olduğu, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre ise müstahap olduğu ifade edilmiş. Okumuş olduğumuz kitabın şerhi olan Lubabda El Meydani'nin bunun caiz olarak nitelendirse de diğer kaynaklarda bu imamlara göre de müstahap olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla sakalı ilerlemek her halükarda sünnettir. Peki bu hilallemenin sık sakal veyahut da seyrek olması gibi bir farklılığı var mıdır? Şafi kaynaklarına baktığımız zaman farklılıktan bahsedilir. Hanefi mezhebine dair olan bazı kitaplarda da farklılıktan bahsedilir. Denir ki sakalı hilallemenin sünnetliliği sık sakal içindir. Sakalı seyrek olan yani yüzünü yıkarken Sakal diplerini de yıkaması farz olan kişilerinin bir daha sakalını hilallemesi sünnet değildir e, denir. Ama e, İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bu konuyu ele almış ve bu noktada ister sakal seyrek olsun, ister sık olsun her halükarda yüzü yıkadıktan sonra alt taraftan parmakları sakallara girdirmek suretiyle hilallemenin sünnet olduğunu, yine e, ellerimizi yıkadıktan sonra parmak aralarına su ulaşmasıyla beraber hilallemenin sünnet olduğundan bahsedilmiştir. E, Tabi eğer sakal zaten seyrek ise, bu hilalleme bir de sakal diplerine suyun ulaşmasını etken olacaktır. Bu manada da farzın bir nevi tamamlanmasına yardımcı olur. E, Evet, sünnet ve taklilül lihye vel esabi sakalı hilallemek, bir de parmakları hilallemek dediğimiz gibi farzın ikmaline dair, farzın tamamlanmasına dairdir. E, ama suyun altına ulaşmama ihtimali varsa bu durumda parmakları hilalleyerek suyu oraya ulaştırmak sünnet değil, belki farz olacaktır. Abdestin dokuzuncu sünneti nedir? Ve tekrarul gasl, yıkamayı tekrarlamak. ile selas üç kereye. Yani yıkanılacak olan uzuvları bir kere değil, üç kere yıkamak da abdestin ayrıca bir sünnetidir. çünkü kalp mutmainlilik hasıl olsun diye. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması işte bir kere abdest alması bu öyle bir abdesttir ki böyle bir abdest olmaksızın namaz sahih olmaz. İki kere abdest alması ve üç kere abdest alması şeklinde hadis-i şerif var. Buradan istilal edilerek üç kere bir uzvun üç kere yıkanmasının yani uzuvlarını üçer kere iki kere alması, ikişer kere iki kere kaptes alması e, ve böylece bunların da sünnet olduğunu e, İmam Muhammed, İmam Malikten rivayet etmiş olduğu muvattalında beyan etmiş ve demiştir ki e, üç kere yıkamak sünnet, iki kere yıkamak da sünnet. Ancak üç kere yıkamayı terk etmeyi adet etmek doğru olmayacağı için bu noktada üç kere yıkamaya daha fazla titiz gö titizlik göstermek gerekecektir. Tabi dikkat edilirse tekrarul gasil ifadesi var. Yani yıkanılacak uzvu üç kere yıkamak sünnettir. Peki mes olan uzuv ki başı mes veya ayağımıza bir mes giymişsek onun üzerine mes zaman burada üçlemek sünnet midir? Yani üç kere yapmak sünnet midir? Burada üç kere yapmak sünnet değil. Sünnet olan sadece yıkamayla alakalıdır. Memsuha diye tabir ettiğimiz yani mes edilmekte ise tekrar tekrar mes etmenin mekru olduğu ifade edilmiştir. Sünnet değil. Musannif Rahimullah 9 maddede abdestin sünnetlerini beyan etti. Şimdi üç madde halinde de abdestin e, müstahaplarından bahsedecek. Ancak e, müstahap olarak bahsedeceği bu maddelerin sünnet olduğuna dair ifadeler de vardır. E, ki e, tasihde Kasım Kutluban tasihinde şu sayacaklarımızın da sünnet olduğunu, gerek El Muhit adlı eserde, gerek Tuhfe adlı eserde de beyan edildiğini yine Meydani El Lubab isimli eserinde nakletmiştir. ama Musannif'in ifadesinde ve yüstehabbu lil mütevaddi abdest alan kimse için müstehaptır. En yenviyet taharete abdest öncesinde abdeste niyet etmesi. Abdestin başında abdeste niyet etmesi abdestin hanefi mezhebine göre sünnetlerinden veya müstahaplarındandır. Tabi malumunuz abdeste niyetin edilmesi her ne kadar hanefi mezhebine göre sünnet olsa da şafi mezhebine göre abdestin sahih olması için şarttır. Yani abdestin farzlarındandır. Bu noktada belki daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Hanefi mezhebinde şöyle bir kuraldan bahsedilir. İbadetler ya maksud ibadettir, amaç olan bir ibadettir veya amaca vesile olan ibadettir şeklinde ikiye ayrılır. Namaz, oruç, zekat, hac gibi bizati emrolunmuş ve bizati kendileri amaçtır. Abdest ve gusül ise bizati kendisi amaç değil, amaç olan yani maksud olan namaz ibadetinin ön şartlarıdır. Dolayısıyla maksut ve maksuda vesile şeklinde iki ayrım. Deniyor ki niyet maksut olan ibadetlerin sıhhatı için şarttır. Buna göre bir insan niyet etmeksizin işte e, fecirden yani güneşin doğumundan Güneşin batımına affen imsak vaktinden yani fecrin doğumundan güneşin batımına kadar yemekten içmekten kendini alıkoysa ama oruç niyetiyle bunu yapmazsa bu kimsenin bu haline oruç denmez belki aç durmuştur periz yapmıştır denir. Çünkü niyet maksut olan ibadetlerde olmazsa olmaz olan şartlardandır. Keza bir kimse namaz niyeti olmadan namaz fiillerini yapsa, vele ki kıraatını da yapmış olsa, kıyamını, rükusunu, secdesini de yerine getirmiş olsa ama namaz niyetiyle bunu yapmamışsa bu kimse de eğilmiş, kalkmış olur. Ama yaptığı bu efale namaz denmez. Çünkü maksud olan ibadetlerde niyet farzdır. Ama abdest maksuda sebep olan bir ibadet olduğu için deniyor ki sebeplerde yani maksuda alet olan, maksuda sebep olan ibadetlerde niyet sıhhat için şart değil, sevabın husulü için şarttır. Yani abdest alma sevabını elde etmek istiyorsan niyetli bir şekilde abdest alırsın. Ama niyetin olmaksızın söz gelimi serinleme kastıyla elini yüzünü yıkadın, ayaklarını yıkadın, başını da işte yıkadın, böylece mes vermiş oluyorsun. Bu kişi bu haliyle namaz kılsa namazı sahih olur, abdesti olmuş olur. Oysa abdest alma niyetiyle bunu yapmamıştır. Ama bu kimse abdest sevabı alır mı? Almaz. Çünkü maksuda vesile olan ibadetlerde niyet sevabın husulü için şarttır. Bunu farklı bir örnekte de örneklendirebiliriz. Misallendirebiliriz. E, necasetten temizlenmek bir ibadet olabilir. Ancak bu ibadet maksud bir ibadet değildir. Belki yine namaz kılmak üzeri olan bir kimsenin namaza başlamadan önce tedarik etmesi gereken ön şarttır. Dolayısıyla bir insan elbisesinde veya vücudunda veya namaz kılacağı mekanda bir necaset bulunsa ve herhangi bir niyeti olmaksızın o necaseti oradan giderse o necaset giderilmiş olur. O bölgede veya o elbiseyle namaz kılması sayı olur. Ancak necaseti giderdiğinden dolayı artı bir sevap almaz. Ama kişi o necaseti giderirken, işte elbisesindeki necaseti fesiyah be Fatahir ayet kelimesine intisal olsun diye, yani Allah elbiseni temizle dedi diye ben temizliyorum niyetiyle bunu yapacak olursa hem necaset izale edilmiş olur, artı bundan dolayı da bir sevap almış olur. Hatta bunu daha da genişletelim, e, terk diye tabir ettiğimiz. Yani Allah'ın bir emirleri var bir de yasakları var. Emirleri zaten efaldir onu yapıyoruz. Yaparken niyetimize göre de muamele göreceğiz. Bir de yapmamamızı bize emrettiği yani yasakladığı şeyler vardır. Bunlar bir eylem değildir, bir fiil değildir. Fiilin olmamasıdır. Peki bu kişi bu fiili yapmamasından dolayı Allah'ın emrine imtisal etmiş olur. Yani onu yapmamış olur. Ama bundan dolayı bir sevap alır mı? Deniyor ki sevap alabilmesi için niyet ile onu terk etmesi gerekir. Misallendirecek olursak, içki içmiyor. Niye içmiyor? Allah yasakladı diye içmiyor ise bu kişi içmediği her an bu niyeti taşıdığı müddetçe sevap alacaktır. Ama diğer bir yönden içki içmiyor. Niye içmiyor? işte sevmediği için içmiyor, midesi almadığı için içmiyor veyahut da işte ne bileyim oraya karşı arzu duymadığı için içmiyor gibi farklı nedenlerden dolayı içmiyorsa evet bu kimse Allah'ın yasak etmiş olduğu içki içme filini işlememiştir. Bundan dolayı bir muahazaya tabi tutulmayacaktır. Ama bununla beraber bu eylemi terk ettiğinden dolayı bir sevap da almayacaktır. Çünkü terki yani yapmaması Allah için değil başka garazlardan dolayıdır. Dolayısıyla niyetin önemini burada anlamamız gerekiyor. Niyet o şeyin sıhatına sebep olduğu gibi bazı noktalarda sıhatıyla irtibatlandırılmasa da ki abdest bunlardan bir tanesidir ama sevabın husuliyle ile irtibatlandırılır. Dolayısıyla sevap elde etmek istiyorsa abdest niyetiyle abdest almak. Yani abdest niyetiyle abdest uzuvlarını yıkamak veya gusül niyetiyle kişinin bütün vücudunu yıkamasıdır. Yine burada bir mesele daha var. Ee, abdest de, gusül de bunun içinde dahildir. Niyetin sünnet olması veya müstahap olması yani farz olmaması mutlak su ile abdest alınması durumundadır. Eğer temizleyiciliğinde şüphe bulunan su ki nasip olursa ileriki günlerimizde e, sular bahsini okurken bunlara temas edilecek. İşte affedersiniz... E, Hımar suyu yani şeyin içmiş olduğu ve geriye bırakmış olduğu artık suyu veyahut da nebiz diye tabir ettiğimiz şıra suyu bunlardan kişi abdest alacak olursa bu suların temizleyiciliği meşkük olduğu için şüpheli olduğu için artı niyet etmesi farz kabul edilmiştir. Dolayısıyla abdestte niye sünnettir ama su ile abdest alınıyor ise, temizleyiciliğinde şüphe olan bir takım sıvılarla abdest alıyor ise, bu kimsenin niyeti sünnet değil, farz olacaktır. Bir mesele daha var, ona da temas ederek ikinci paragrafa geçelim. E, niyet nedir? Niyet kastül kalptir. Yani kalbin kastetmesidir. Lisan ile telaffuz niyet değildir. Dolayısıyla kişi abdest alma gayesiyle, abdest alacak olsa, öncesinde yani elini yüzünü yıkayacak olsa, öncesinde Ya Rabbi niyet eylediğim senin rızan için abdest almaya şeklinde telaffuz etmesi şart değildir. Keza namaz kılarken kalbinden namaza yönelme gayesiyle Allahu Ekber diyerek namaza girecek olsa bu kimse de namaz kılmış olur. Yani niyet illaki telaffuzu gerektiren bir durum değil. Niyette asıl olan kalbin kastetmesidir. Ee, sadece telaffuz eğer kalbin toparlamasına yardımcı oluyorsa güzel görülür. Ama kalbin toparlamasına yardımcı olmuyor ise bunu mekruh sayanlar dahi olmuştur. Burada da niyette asıl olan kalbin kastıdır. Kalben niyettir. Bunu da bu şekilde bilmemiz gerekir. Peki abdest için musannifin ifadesine göre daha müstahap olan nedir? وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ Başa mes verirken bu mes'i kaplama mes olarak yapmak. Ee, geçen haftaki dersimizde mes'in miktarının nasiye miktarı olduğunu, yani farz olan miktarın işte başın dörtte biri olduğunu söylemiştik. Evet. Peki bunu dörtte bir değil de kaplama mes olarak yani başın tamamını bir bütünlü mes olursak bu kimse sünneti işlemiş olur. Kaplama şekli şekliyle alakalı, yapılış tarzıyla alakalı kitaplarımızda farklı tanımlar yapılmış. Ancak bu tanımların arka planına baktığımızda hep şunu görüyoruz. E, su kullanıldıktan sonra aynı kullanılan yer başka bir yerde kullanılmamasına yöneliktir. Genelde bu tanımların kabul edilen ki ilmahal kitaplarına da geçen geçeni şöyledir: Elimizin parmaklarını birbirine birleştirip üç parmak özellikle baş parmaklarımızı ve işaret parmaklarımızı kaldırarak başımızın üst tarafından ön tarafından başlayarak arkaya doğru mesediyoruz. Ve daha sonradan avuçlarımızın iç tarafını başımızın iki tarafına yaslıyoruz ve parmaklarımızı kaldırarak ön tarafına doğru çekiyoruz. Böylece başımızın tamamı e, temiz su ile mesedilmiş oluyor ancak böyle yapmadan da elimizi komple ıslatarak başımızı komple bir kere de mesedecek olsak da yine bu kaplama mes sünneti yerine gelmiş olur. Ama birinci tanımımız, birinci tarifimiz kitaplarda daha meşhur, daha şöhret bulmuş ve ilmahal kitaplarına da geçmiştir. Bu şekilde yapmak güzeldir. diğer bir müstahap da tibel vudu abdesti tertipli almak. Nasıl yani tertip Fayepte e bir de Allahu Teala bizikliği. Allahü Teala Hazretlerinin Maide suresinin 6. ayet kelimesindeki abdest ayet kelimesi bunu e, dersimizin başında yani ilk dersimizin e, başında okumuştuk. E, namaza kalkmayı murad ettiğiniz zaman işte yüzlerinizi, ellerinizi yıkayın, başınıza mesverin ve ayaklarınızı yıkayın. Bu ayet-i kerimedeki tertip ne ise bu tertibe riayet etmekte müstahaptır, sünnettir. Şafi mezhebinde göre ise bu tertibe riayet etmek sünnet değil, abdestin olmazsa olmaz olan farzlarındandır. Ama Hanefi mezhebine göre ise bu tertip yani yüzün yıkanması, sonra ellerin yıkanması, sonra başın mesedilmesi, daha sonradan da ayağın yıkanması bu tertibe riayet etmenin sünnet olduğu beyan edilmiş. Peki buna göre bir kimse diyelim ki abdest aldıktan sonra Baksak ya ben elimi yıkamayı unuttum. Ee, unutmuş olduğunu anlasa e, ve o arada da abdestini bozacak bir durumdu da yapmamış olsa sadece o uzvunu yıkamasıyla abdesti olur mu? El cevap olur. Çünkü abdeste tertibe riayet etmek farz değil, sünnettir. Dördüncü müstahapta ve bilmeyamin sağ taraftan başlamak. Ki aslında hayırlı olan her bir işi sağ tarafla başlamanın müstahaplılığı genel bir kuraldır. Abdest de hayırlı olan fiillerden olduğu için abdest uzuvlarını yıkarken sağ taraftan başlamak da müstahap olarak beyan edilmiştir. Bu noktadan sonra musannif abdesti bozanlara geçecek. Ancak burada yine sünnet olarak söylememiz gereken bir durum daha vardır ki vila diye tabir ettiğimiz Abdesti peş peşe almak yani ara vermeden abdest uzuvlarını yıkıyoruz. Diğer uzvu ara vermeden yıkamak, diğer uzvu ara vermeden yıkayarak abdesti bitirmektir. Bu da Hanefi mezhebine göre sünnettir. Peki bu vilanın yani peş peşe olmadaki sınır nedir? E, bu sınır deniyor ki yıkanan uzuv kurumadan diğer uzvu yıkamak. Örneğin elimizi yıkadık. Elimiz daha henüz kurumadan yüzümüzü yıkayacağız. Yüzümüz daha henüz kurumadan başımızı mesedeceğiz ve bu kurumadan ayağımızı yıkayacağız. İşte bu şekilde peş peşe yapmak da abdestin sünnetlerindendir. Ama bu kurumaktan kastedilen harici bir etkenden kurumak değil, zamanın uzamasıdan kaynaklanan bir kurumak. Yani havanın çok sıcak olması gibi veya işte adamın vücudunda bir hastalık vardır, kuru kalması gerekiyor. İşte yüzünü yıkadı ama hemen kurulayıp ondan sonra ellerini yıkaması gerekiyorsa bu vila, bu sünnetin işlenmemesi anlamına gelmez. Burada dediğimiz gibi araya fasıla vermek. Yani bu şu demektir, bir insan işte yüzünü yıkasa, aradan biraz zaman geçse, sonra ellerini yıkasa, aradan yine biraz zaman geçse, sonra başını yıkasa, bir saat sonra da ayaklarını yıkasa ama arada yani bu esnada abdeste başladığı noktadan ayaklarını yıkayacağı noktaya kadar abdesti bozan bir eylemde bulunmamışsa bu kimsenin abdesti sahittir. Ancak sünneti terk etmiştir. Sünneti yerine getirmemiştir. Tabi bu vila bazı mezheplerde farz olduğu için bu şekilde abdest almanın doğru olmayacağını da beyan etmek gerekir. Ne vakıdır vudu? Şimdi başa dönecek olursak dedik ki temizlik. Temizliği ikiye ayırmıştık. Hakiki temizlik, hükmü temizlik. Hakiki temizliği ileride işleyeceğiz. Onu şöyle bir kenara koyduk. Hükmü temizliği de ikiye ayırmıştık. Hükmü temizlikte abdestsizlik yani eskar olan az olan, küçük olan hadesin izalesi, ekber olan hadesin izalesi ki bu da cünüplüğün izaleti. Eskar olan yani hadesin izalesi abdestsizliği gidermek bunun farzları var dedik, sünnetleri var dedik, bir de müstahap edepleri var. Ki bu müstahaplarında da sünnet olarak sayanlar olduğu gibi sünnetlerini müstahap olan sayanlar da var. Şimdi okuyacağımız bölüm ise abdestin e, bozan durumlar ve bunu da bitirdikten sonra nasip olursa abdest, e, gusül bahsine geçeceğiz ve gusülün farzlarından başlayarak devam edeceğiz. Ama bu noktada e, okumuş olduğumuz kitapta beyan edilmemekle beraber ki muhtasardır, kısadır ama geniş kaynaklarda var olan abdestin bir takım edepleri var ki onu da paylaşmak istiyorum. E, ki ben onu daha önce e, bir çıktısını almıştım. Onu da inşallah sizle paylaşalım. Abdestin bir takım edepleri var ki bunlara abdest adabı denir. Dokuz madde olarak beyan ediliyor. Bunların birincisi namaz vaktinden önce abdeste başlamaktır. Yani namaz vakti girmeden önce abdest almaktır. Vakit girdikten sonra abdest alınacak olsa da bir sıkıntı yok ama edep, namaz vakti girmeden önce namaza kişinin hazırlık yapmasıdır. Aslında bakılırsa her bir Müslümanın her anda abdestli durması güzel olacağı için bunu daha da genelleştirmemiz mümkündür. E, i̇kinci edep olarak da imkan varsa e, abdest alırken kıbleye yönelerek abdest almak. E, bu da e, abdestin edeplerindendir tabi imkan varsa. Yine üçüncü edep olarak da abdeste kullanılan suyun üzerine sıçramaması, diğer bir ifadeyle müstahmel olan, may müstahmel deniyor bu, bu suyun üzerine sıçramaması için yüksek bir yerden abdest almak veyahut da abdest önlüğü kullanmak. Nasip olursa encas bahsinde okuyacağız ileriki bahislerde. E, may müstahmel, yani abdest aldık, abdest aldıktan sonra vücudumuzdan ayrılan suyun hükmü nedir? Temiz midir, pis midir? İşte e, pisse şey temizse bununla bir de abdest alınabilir mi temizlik yapılabilir mi yapılmaz mı buna dair bazı tartışmalardan bahsedilecek. Ama burada o suyun e, pis olduğuna dair görüşler de olduğu için ve en azından kerahatten hali olmadığı için bundan sakınmakta abdestin edepli olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla bir önlük gibi e, abdest suyunun üzerimize sıçramaması için bir önlük tarzında bir şey kullanmanın da müstahap olduğu beyan edilmiştir. E, yine bu müstahaplardan abdest esnasında ihtiyaç dışı dünya kelamı konuşmamak. Çünkü her ne kadar abdest maksut bir ibadet olmasa da bunu ibadet gayesiyle, ibadet niyetiyle yerine getirdiğimizden dolayı bu esnada konuşmamak, e, ihtiyaç dışı, harici olan dünya kelamlarında konuşmamak da yine edep olarak sayılmıştır. Beşinci edeplerde abdest dualarını bilen kimse her bir uzvu yıkarken bu duaları okuması. Ama bilmiyorsa da besmele çekebilir veya işte kendisi bir takım zikirlerde bulunabilir. Tabi bulunduğu ortam buna müsait ise. Diğer bir şartta özür bulunmadığı halde abdest huzurlarının yıkanması veya mes edilmesi için bir başkasından yardım talep etmemek ama bir mazeret varsa kişinin işte gücünün hasta olması gibi veya başka bir takım mazeretler gibi bir başkasından yardım talep etmesinde de bir mahsur olmayacaktır. Diğer bir edepte, yedinci edepte mazmaza ve işin şakta yani ağız ve burun temizliği yapılırken burada... Burna ve ağza sağ elle su vermek, burnu sümkürürken de sol elle e, sümkürmek ki bu zaten genelde tatbik edilmesi gereken. E, yani hayırları sağ elle, kötü olacak olan işleri de sol elle veya tiksinmeye tahrik eden işleri de sol elle yapmak da yine edep olarak sayılmıştır. E, sekizinci edep de e, suyun altına iyice ulaşması için dar olan takıların oynatılması ama tabii eğer o takılar mesela yüzük kullanıyordur veya saat vardır ve, ve saatin veya yüzüğün altına su ulaşmıyorsa abdest esnasında bunun çıkartılması farzdır. Ama su ulaşabiliyor ise bu durumda onun oynatılması edep olarak kabul edilmiştir. E, edep edepte abdeste başladığından bitimine kadar kişinin kalbinde abdest niyetinin daimi olarak devam etmesi. Ki aslında niyette istimrar yoktur ki hattı zatında niyet zaten abdestin şartlarından da değildir, sünnettir. Ama bununla beraber abdeste başladığı andan bitimine kadar kalpte kişinin bu niyeti tutması, abdest niyetini bulundurması da ayrı bir edep olarak kabul edilmiştir. 10 edepte abdest uzuvlarını yıkarken, yani kolları yıkarken dirsekler de yıkanılacak dendi. Dirseklerin de bir nebze ötesine gitmek, yani ihtiyatla hareket etmek. İşte ayakları yıkarken yandaki çıkık kemikler de yıkanacak. Ama onların da biraz ötesine gitmek yine edep olarak kabul edilmiş. Bunun sebebi de ihtiyatla hareket edebilme adına. Onbirinci edepte... Velev ki denizden, nehirden veya ırmak gibi akarsudan abdest alınsa da imkan nispetince israftan kaçınmak. Yani yeterli miktarda suyu kullanarak abdest almak e, bu da önemlidir. Hatta zatında israf dinimizin yasakladığı bir unsurdur. Yani bunu edebin de ötesinde görenler vardır. Bir de şu konuya temas etmek isterim. İbn-i Abidin Rahimullah diyor ki haşiyesinde, kişinin abdest esnasında veyahut da genelleyelim bunu herhangi bir yerde israf yapması caiz değildir. Ancak yapacağı bu israf kamuya tahallük eden bir işlemse veyahut da işte diyelim ki abdest alacak, suyu kullanacak. Evindeki israf ile camideki israf arasında fark vardır diyor. Evinde yapacağı israf kendi malını tüketmiştir. Günahtır, israf işlemiştir ama bir başkasının hakkına girmiş değildir. Abdest almak için vakfedilmiş şadırvanlar gibi veyahut da işte kamuya tahallük eden başka şeyler. Bunu sadece suya da endekslemeyelim. Elektrik olabilir, işte doğalgaz olabilir. Bu gibi yerlerdeki israf hususi mülklerde yapılan israflardan daha şedittir diyor. Daha günahı fazladır çünkü orada artı başkalarının malına da veya başkalarının hakkına da tecavüz vardır. O yüzden bundan da son derece sakınmak gerekir. 12. edep olarak da bakır gibi kaplarda bulunan ve doğrudan güneş ışını ile ısınan sulardan abdest almamak ki bunun sebebi de o kaplarda bir takım parçaların suya karışması ve abdest uzunluğunu yıkarken derinin gözenetlerini kapatarak alaca hastalığı gibi bir takım hastalıklara sebebiyet vermesi. Ama işte krom olsun yani paslanmaz, veyahut da işte cam veya günümüzde olduğu gibi güneş enerjisiyle ısıtılacak olan sularda bu sıkıntı söz konusu olmadığı için bunlardan abdest almakta herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir. E, 13. edep olarak da her bir uzvu yıkarken besmele çekmek Duasını bilenler dua okur ama duayı bilmiyorsak da her uzvumuzu yıkarken, yüzümüzü yıkarken besmele çekmek, eli yıkarken besmele çekmek, başı yıkarken besmele çekmenin de müstahap olduğu beyan ediliyor. Son e, müstahaplardan da e, abdest bittikten sonra arta kalan su ki genelde biz evlerimizde musluktan alıyoruz. O sudan bir nebze içmek ve içtikten sonra da Allahümme cealni minel tevvabin ve cealni minel mutatahirin duasını okumak. Ya Rab bizi ziyade tövbe edenler, e, ziyade temizlenenlerden eyle duasıyla abdestimizi bitirmeyinde edep olduğu e, beyan edilmiştir. Buna dair başka e, hadis-i şerifler de var. Sünnet olan bazı dualar da var ki ilmihal kaynaklarına bakıldığı da bu duaları okuyup ezberleme imkanı olanlar bunu yaparsa daha da büyük sevap işlemiş olacaktır. Sa baktığımızda vaktin tükendiğini görüyoruz. Niyetimiz aslında abdesti bozan durumları da bitirerek guslün farzlarına geçecektik ama nasip olursa inşallah bir dahaki hafta buradan itibaren devam ederiz. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين